Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 10 Mart 2021 Çarşamba. Siyaset hareketli, gündemi liderlerin sözleri ve karşılıklı atışmaları hareketlendiriyor. Tansiyon yüksek, öyle ki bugün dünün de bir devamı olarak mecliste grup toplantıları vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İYİ Parti lideri Akşener ard arda konuştular. Ve o toplantılardan öne çıkan çok fazla cümle var. Bakacağız hepsine. İlk sıra AK Parti'de. Cumhurbaşkanı CHP ile başladı sözlerine. Sürekli olarak Merkez Bankası'nın döviz rezervlerini soran Kemal Kılıçdaroğlu'na paralar milletin hazinesinde, Merkez Bankası'nda yanıtını verdi. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik karalama kampanyaları da Erdoğan'ın gündemindeydi. Soruyu bu kez bakanlık yaptığı dönemde Berat Bey'in attığı adımları CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü diye o sordu. ATV Haber bu sözlerle başladı. Yatıyorlar, kalkıyorlar, damat da damat, damat da damat, damat kadar taş düşsün başınıza. Sert sözlerinin hedefinde CHP'nin eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik başlattığı karalama kampanyası vardı. CHP zihniyeti mensupları tweet yarışındalar. Bakanlığı yaptığı yıllardan itibaren Sayın Berat Bey'in o dönemlerde attığı adımları acaba CHP zihniyetinin geçmişinde görmek mümkün mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuştu. Merkez Bankası rezervleri üzerinden CHP'ye yönelik eleştirilerini sürdürdü. Tutturmuşlar, şu kadar para nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa bunlar sizdedir, sizde. Sizin o kayıp yıllar diye düşündüğümüz zamanlar var ya orada. Yahu sizin şu anda sözcünüz hazinede aynen çantacı olarak dolaşırdı. Kalkıp da sen bize Merkez Bankası'nın şu kadar parası nereye gitti, ne oldu bunları sorma. Siz tarihinize bakın, tarihinize. Sizin dönemlerinizde Merkez Bankası'nın rezervleri nasıl buharlaştı? Siz bize onun hesabını verin. Albayrak'ın hem enerji hem Maliye Bakanlığı döneminde atılan adımları hatırlattı. Berat Bey'in görevde olduğu dönemde 3 tane sondaj, 2 tane de sismik araştırma gemisi aldık. Türkiye elini açan değil, tam aksine el veren bir ülke konumundadır. Ey o tweet'i atanlar, damat diye dalga geçtiğiniz Berat Bey'in döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda bu adımlar atıldı. Ya çok nankörsünüz be. Bay Kemal bunlardan anlar mısın? O yanındaki çantacıların bunlardan anlar mı? Kafa yorun da millet de sizi adam sansın. CHP'ye belediyecilik üzerinden de yüklendi. Bunlar da yalan ama yarabbim. Akşam başka, sabah başka. Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini ülkesinin felaketinde arayacak kadar muvazeneyi yitirenler olabiliyor. Sonra CHP'li belediyelerin sorumluluğunda olan İstanbul, Ankara ve İzmir'den altyapı eksikliğine dair görüntülere geldi sıra. İşçinin, emekçinin, çalışanların isimlerini dillerinden düşürmeyen CHP'nin belediyelerinin ülkeyi getirdiği hal işte budur. Ve salgınla mücadele. CHP'lilerin mücadeleyi karalama kampanyasına da sert çıktı. Ya utanmadan, sıkılmadan öyle tweetler atıyorlar ki biz maskesiz kalmışız. Halkımıza maske dağıtamamışız. Bu ne vicdansızlıktır ya. Bu ne terbiyesizliktir ya. Buna da bir kılıf uydurmuşlar. Bu Erdoğan'ın kendini sadece reklamını yapması. Cumhurbaşkanı daha sonra meclisteki 100. yılında İstiklal Marşı sergisi açılış programına katıldı. Terör paçavralarına selam duranlara inat. Bağımsızlığımızın timsali ay yıldızlı al bayrağımıza canımız pahasına sahip çıkacağız. Siyasette tansiyonu liderlerin sözleri yükseltiyor demiştik başlarken. Sıra o bahiste İYİ Parti ile MHP bir kez daha karşı karşıya geldi. Ancak sözler bu kez öncekilerden çok daha sert. Gerilimi başlatan Meral Akşener'in sözleriydi. Geçmişte MHP'den kopuş sürecinde kendisine yönelik kullanıldığını iddia ettiği sözleri gündeme taşıdı. Öyle cümleler çıktı ya ağzından.
eleştiri demek tam karşılamıyor aslında. Tabii Akşener'in o sözleri MHP'leri Bahçeli'ye yönelikti. Haliyle yanıtı da bir o kadar sert oldu. Bahçeli meclis kürsüsünden yapılan suçlamaları Twitter'da yanıtladı. Kereste gibi adamların, kereste gibi yaşam formlarının erkek demeye midem kalkıyor. Bu ağır sözlerin hedefinde MHP'li yöneticiler var. İpin başındaki şahıs aklını ve anılarını bedeli mukabelince efendilerine devretmiş. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında Devlet Bahçeli ve kurmaylarına sert eleştirilerde bulundu. İsmet Büyükataman Türk filmlerinden, ki Sayın Bahçeli Türk filmlerine çok meraklıdır. Kitap okumaz ama Türk filmlerine çok meraklıdır. Hep o tuhaf Türk filmlerinin, tuhaf kadın karakterlerinin isimlerini sıfat olarak kullandı. Akşener'e yanıt jet hızıyla geldi. Bahçeli sosyal medya hesabından adeta ateş püskürdü. Akşener'i ayıplı dil kullanmakla eleştirdi. Bu bir rezilliktir dedi. Çirkin üslubundan biz utandık ama o utanmadı diye de ekledi. MHP lideri Akşener'i yalan ve dedikodu yapmakla eleştirdi. Çünkü şahsiyetleri çürük, dilleri güdük, siyasetleri düdük gibidir, önüne gelen öttürür dedi. Bu nasıl bir şuuraltıdır, bu nasıl bir psikolojidir? Vefasız, vasıfsız ve vakursuz bir şahsiyetin bize söz söylemesi yalnızca kuru gürültü, nafile çırpınıştır. Bahçeli İyi Parti'yi PKK'nın dümen suyuna kapılmış, HDP'nin kanlı eşiğine yatmış, CHP'nin ufak kopyası haline gelmiş sözleriyle eleştirdi. İzlediniz, duydunuz. Gerçekten çok sert açıklamalar karşılıklı ve muhalefette 8 Mart'tan bu yana devam eden o gerilimle devam edelim. Ekrem İmamoğlu'nun Kadınlar Günü'nde attığı tweetle başlayan tartışma. HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı o tartışmaya. Hem de çok sert. Açık açık bir isim vermedi. Yani CHP ya da İYİ Parti demedi ama şunu dedi özetle. HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak hiçbir parti temsilcisinin haddi değildir. Demirtaş'ın avukatı aracılığıyla BBC'ye yaptığı açıklamanın devamında İYİ Partili bazı milletvekillerine hedef alan ırkçı, faşist gibi suçlamalar da var. Siyasi dizayn çalışmalarının da kadınları alet ederek yapılmasını kabul edilemez buluyoruz. İYİ Parti ile HDP arasında başlayan tweet tartışmasında ikinci perdeyi HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş açtı. Buna alışsanız diyorum. Demirtaş, HDP'ye hakaret etmek, ayar vermeye kalkmak hiçbir parti temsilcisinin haddi değildir dedi. Tartışma daha da alevlendi. Ayarı verecek olan millet, Türk milleti, kime nasıl ayar verer o sandıkta belli olur. Türk devletinin terör örgütü saydığı gruplarla teması olan, iltisak olanlarla bizim işimiz olmaz. İyi Partililerin tepkisinin dozu gittikçe arttı. İki tarafa kuyruk sallayan ortada kalır. Yeterli mi? HDP'liler de CHP'liler de ittifak ortağı İyi Parti ile karşı karşıya gelmemek için şimdilik sessiz. Artık bu tweet atıldığı günde kalmıştır. Ancak CHP ile İyi Parti bir konuda şimdiden açıkça ters düştü. Ana muhalefet HDP'lilere dokunulmazlık desteği verirken İyi Parti'den bir kez daha dokunulmazlıkların kaldırılmasına evet diyeceğiz açıklaması geldi. HDP ile alakalı getirsinler meclise. Ben buradan söylüyorum. Biz parti adına evet diyeceğiz. Geçelim dış politikaya. Papa Francis geçen günlerde Irak'a tarihi bir ziyaret gerçekleştirmiş ve Bağdat'ın ardından Irak Kürt bölgesel yönetiminde Barzani'nin misafiri olmuştu. Barzani yönetimi Papa için hazırlattığı hatıra pulu ki ekranda haddini aştı o pulla. Neden? Türkiye'nin bir bölümünü sözde Kürdistan haritasına dahil etti Erbil. Ve tabii dışişlerinin tepkisi, yine sert kelimesini kullanacağız, çok sert oldu. Irak Bölgesel Kürt Yönetimi büyük bir skandala imza attı. Papa Francesco için basılan pulda Türkiye'nin doğusu Kürdistan olarak gösterildi. Dışişleri Bakanlığı skandala sert tepki gösterdi. Yapılan açıklamada bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi Irak Kürt bölgesel yönetimi makamları tarafından hatırlanacaktır ifadeleri kullanıldı.
Kulları Erbil ziyareti sırasında Papa'ya bizzat Barzani ailesinin üyeleri tanıttı. Kulda Papa Francesco figürü var. Arkasındaki haritada ise Türkiye'nin birçok doğu ve güneydoğu ili Irak-Kürt bölgesel yönetimine dahil edildi ve sözde Büyük Kürdistan propagandası yapıldı. Son dönemde bölgemizdeki gelişmelerin büyük çoğunluğu enerji odaklı biliyorsunuz. Buna Suriye ve Akdeniz'e dahil Doğu Akdeniz. Özellikle Doğu Akdeniz'deki enerji satrancına geleceğiz ama önce bir Mersin'e gideceğiz. Bugün Türkiye'nin enerji portföyünün genişlemesi için önemli bir gündü. Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'nin 3. ünitesinin temeli atıldı çünkü. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Putin de katıldı canlı yayınla. Bu hamlemiz de enerjide ülkemizin yarınlarını garanti altına almayı hedefliyoruz. Türkiye enerji bağımsızlığı için çok önemli bir adım daha attı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. ünitesinin temeli atıldı. Eminim ki projenin gerçekleştirilmesi Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji güvenliğine ciddi katkılar sağlayacak. Türkiye'nin ekonomisini daha da güçlendirecek. Tüketiciye de ucuz elektriğe erişim sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rus mevkidaşı Putin de eşlik etti törende. Biz de her türlü tedbiri alarak emin adımlarla ilerlemeye çalışıyoruz. Bilhassa emniyetten kesinlikle taviz vermiyoruz. İki lider de güvenlik önlemlerinin altını çizdi. Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye'yi nükleer enerji sahibi ülkeler ligine katacağız. 2023'te devreye alınacak santral binlerce kişiye istihdam sağlayacak. Yıllık 35 milyar kilowatt saat üretim ülke ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Milli enerji seferberliğiyle Türkiye'nin portföyü daha dengeli ve çeşitli olacak. Enerji konusunda gözler bir yandan da Akdeniz'in doğusunda. Doğu Akdeniz'deki sondaj ve sismik arama çalışmalarımızdan da müjdeli haberler almayı ümit ediyoruz. Yine bağlantılı Akdeniz'in doğusundaki diplomatik satrancı son dönemde sık sık ekrana getiriyoruz. Bölgedeki tüm gelişmeleri de dikkatle takip ediyoruz elbette. Türkiye'nin Mavi Vatan kararlı bölgedeki dengeleri değiştirdi. Neydi o denge? Kısaca hatırlatayım. Yunanistan, İsrail, Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail bir araya gelmiş. Türkiye karşıtı bir ittifak kurmuştu. O ittifak sarsılmaya, o sarsıntıda Yunanistan'ı tedirgin etmeye başladı. Dün kıskançlık krizi diye vermiştik. Bölgede Türkiye'siz oyun kurmanın mümkün olmadığını daha net bir ifadeyle aslında bunun beyhude bir çaba olduğunu ilk fark eden başkent Kahire. Mısır'ın zeytin dalına Ankara'dan da olumlu yanıt var onu da söyleyelim. Ve dahası haberimizde İsrail ile ilgili de gözden kaçırılmaması gereken bir ayrıntı var. Ankara-Kahire hattında diplomatik kanallar açılıyor. Doğu Akdeniz denkleminde dengeler değişiyor. Mısır'dan Türkiye'nin yetki alanını gözeten karar geçtiğimiz günlerde geldi. Kahire yönetimi hidrokarbon arama bölgesini Türkiye kıta sahanlığı sınırlarını dikkate alarak belirledi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mısır'ın attığı olumlu adımın ardından ilişkilerin normalleşebileceğinin sinyalini verdi. Bu hamle Mısır'la yetki alanı anlaşması imzalayan Yunanistan'da soğuk duş etkisi yarattı. Bu adım Türkiye-Mısır ilişkilerinde normalleşmenin ilk adımı. Ankara-Kahire hattında kurulan köprü şimdilik maslahat güzarı ve ateşe seviyesinde. Doğu Akdeniz'deki bir başka aktör ise İsrail. Türkiye-Mısır arasındaki diplomasi trafiği Tel Aviv yönetiminin dikkatini çekmiş olacak ki Enerji Bakanı Yuval Steinitz Rum basınına verdiği röportajda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Evin altını üstüne getirdi, kapıya polis dayanınca saklandığı yer pes dedirtti. Şaşkın hırsız birazdan ATV ana haberde. Ayten Erbaç, 51 yaşında ve iki çocuk annesi. Kocası onu öldüresiye dövdü. Yani değişmeyen gündemimiz. Durmadı, 34 yıllık eşini bir odaya kilitledi. 2 gün boyunca aç ve susuz bıraktı.
Durumu Ayten Hanım'dan haber alamayan iki evladı ortaya çıkardı. Bu insanlık dışı muamelenin faili cezaevinde, ancak Ayten Hanım'ın içi hala rahatlamış değil. ATV Haber anlattı yaşadıkları. Burnum kırık, dişim impresi düştü, gözlerim belli. Kaburganda ezik var. Onu bu hale getiren 34 yıllık kocasıydı. Evlendiği günden bu yana şiddet gördü. Her defasında çocukları var diye sustu. Ancak son eziyete daha fazla dayanamadı. Anne, kim yaptı sana bunu? Kim yaptı? Söyle abi. Kim yaptı? Baba. Biz 34 seneli evliyiz. Yıllarımızın çoğunluğu şiddetlik geçti. Otursan suçlusun, kalksan suçlusun, konuşsan suçlusun. Kocaeli'de yaşayan 51 yaşındaki Ayten Erbaç'ı 34 yıllık eşi Veli Erbaç öldüresiye dövdü. Yetmedi, odaya kilitleyip iki gün boyunca aç ve susuz bıraktı. Her türlü şey var yani, şiddet, psikoloji, baskı. Yani takmış kafayı bana. Sonuçta da bu oldu. Babamın artık tam olarak gerçek yüzünü gördük. Şiddeti ortaya çıkaransa annelerinden haber alamayan çocuklar oldu. Eve geldiklerinde karşılaştıkları manzara korkunçtu. Cumartesi gününden beri mi dövüyor seni? Niye peki? Niye bize söylemiyorsun? Aynı şeyler. Nasıl dayandın? İşte çocuklar küçüktü. Hani iyi oluruz, iyi oluruz, iyi oluruz diye. 34 yıllık evli olan Ayten Erbaç yıllarca eşinden dayak yedi ve bunu çocuklarından birçok kez sakladı. İşte son şiddet olayından sonra da çocuklara dayanamadı ve annesini ikna ederek şikayetçi olmasını istedi. Gözaltına alınan dayakçı koca tutuklanarak cezaevine kondu. Şu anda bizim hayatımız tehlikede yani, çocuklarım olsun ben oğlum yani. O içeriden çıktığı anda yani üçümüz de yokuz. Suçumuz yokken ölmeyi istemirik. Öldükten sonra da hakkım yani, yatsa nedir, yatmasa nedir? En ağır cezayı alsın. Anne, kim yaptı sana bunu? Kim yaptı? Hasan ve Hüseyin kardeşler, biri 8, diğeri daha 4 yaşındaydı. Oyun oynamak için evden çıkmıştı iki kardeş. Cansız bedenleri bir inşaatın, daha doğrusu yarım bırakılan bir inşaatın su dolu asansör boşluğunda bulunmuştu. Dün aktarmıştık. İşte o acı olay sonrası biz de inşaatlardaki tehlikeleri araştırmak için çıktık yola. Orayı baz alarak elbette. Ve karşılaştığımız manzara gerçekten ürkütücü. Şunu da hatırlatalım. O iki kardeşin ölümünden inşaatın sahibi sorumlu tutuldu ama asıl soru şu. Böyle bir durumda tek sorumlu o mu? Denetleyicilerde hiçbir kusur yok. Bu da ayrı bir tartışma konusu. Dün sormuştuk. Cevabını araştırıyoruz. Burada tehlike var mı? Var abi, ölüm tehlikesi var. Burası çocuklar için uygun bir alan değil. Üstelik sadece burası da değil. İstanbul'da yapımı süren birçok inşaat adeta mayın tarlası gibi. Bakın şimdi bir inşaat sahasına giriyoruz. Kameraman arkadaşım Muhammed Ersöz'le birlikte şuradan ilerlemeye çalışıyoruz. Aşağıda bir boşluk var. Bastığımız yere dikkat etmemiz gerekiyor. Zira ilerlemek güç. İşte görüntüyü görüyorsunuz. Son derece tehlikeli bir nokta ve içeri girerken kimse bize nereye gidiyorsunuz, kimsiniz demedi. Bir çocuk olduğumuzu düşünün. Bu şekilde ilerleyeceğiz. Bakın inşaat sahasının birçok noktasında çiviler var ve çukurlar da var. Bakın tehlikenin boyutuna bakın. Buradan bir çocuğun düşmesi gerçekten de işten bile değil. İnşaatlar tehlikeli mi? Evet abi. Top oynayabiliyorlar mesela çocuklar. Rahat rahat girebiliyor musun inşaatın içine? Girebiliyorlar kimse abi. Kimse bir şey demiyor mu? Demiyor. İstanbul Çekmeköy'de yer alan inşaattaki su dolu çukur 8 yaşındaki Hüseyin Büyür ve 4 yaşındaki kardeşi Hasan'a mezar olmuştu. Ancak sadece orada değil, benzer tehlike birçok inşaatta var. Yürüdünüz ve bastığınız nokta burası işte. Buradan düşebilir. Özellikle çocuklar böyle bir inşaata girdiğinde ciddi anlamda risk altında ve düştükten sonra da zaten buradan çıkması neredeyse imkansız. Sonuçta kereste üzerinde dolaşıyorsun, yüksekten çalışıyorsun, ufak bir ayağın kaydığında gider. İşte tehlikenin boyutu. 6 katlı bir binanın inşaat sahası burası. Demirler ve iskeleler yola taşmış durumda. Buradan üstelik çocuklar ve araçlar da geçiyor. Bir görüntü daha göstereceğim. Bakın iskelenin ayakları tahtalarla buraya sabitlenmiş ama ben şu kuvvete dahi burayı sallayabiliyorum. Kuvvetli bir fırtınada ya da insan müdahalesinde buranın yıkılması işten bile değil. Rüzgarda da zaten bayağı büyük çatırları uçtu. Zaten gördüğünüz gibi sallanıyor tahtalar. Sen istersen şimdi arkandaki inşaata girebilir misin? Girebilirim. Rahat rahat girer misin? Evet. Kimse bir şey demez mi sana? Demez. Nereye gidiyorsun vesaire? Demez. Riskli, tehlikeli. Evet. Ne tehlikesi var? Düşebiliriz.
bir yerlerimiz kırılabilir veya kanayabilir. Aslında inşaatlarda yasal olarak güvenlik önlemi alınması şart. Müteahhitler, yapı denetim ekipleri, zabıta ve belediye bu önlemleri almakla yükümlü. Üstelik bu kurallara uymayanlara hapis cezası da var. Zaten iki çocuğa mezar olan o inşaatın sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ancak buna karşın inşaatların birçoğu tehlike saçmaya devam ediyor. İstanbul'da Esenyurt'ta bir kişi yıllardır yaşadığı evinden taşınmaya kalktı. Taşındı da ama taşınırken eşyalarından hiçbirini yanına almadı. Öylece eski evinde bıraktı. İşte bunu fark eden bir hırsız harekete geçti ve o daireyi kendine mesken edindi. Ancak gelen bir ihbar hırsızın bütün planını bozdu. Ve o hırsız kıskıvrak yakalandı. Aslında sobelendi demek çok daha doğru. Çünkü nerede yakalandığına bir bakın. Buradan ses geliyordu komiserim. Orada odadan ses geliyor. Çık lan buradan. Çık. Çık. Çık dışarı. İşte o pişkin hırsız bu kez polisin dikkatinden kaçmadı. Yorganın altında böyle yakalandı. Geç hele. Buranın sahibi yıllar önce taşındı gitti. İçeride elektronik malzemeler vardı. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi değerli eşyalar vardı. Bunu fırsat bilen bir hırsız o evi gözüne kestirdi. Su tesisatına kadar dairede ne var ne yoksa çaldı. Kendi evi gibi, istedikleri gibi yatıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, istediklerini alıp alıp gidiyorlar. Görenleri şaşkına çeviren olay Esenyurt'ta bulunan 3 katlı bu binada yaşandı. Hırsızlık için girdiği binada ekiplerin geldiğini gören o şüpheli yakalanacağını anlayınca yorganın altına girerek saklanmak istedi. Ancak ekipler didik didik bütün binayı aradı. Yorganın altına saklanan o hırsızı kıskıvrak yakaladı. Buradan ses geliyordu komiserim. Orada odadan ses geliyor. Çık lan buradan. Çık. Çık. Çık dışarı. Yorganın altında yakalanan hırsız gözaltına alındı. Geç hele. Gel. Malzemelerin nerede? Gel göster. Hırsızın talan ettiği o evden geriye ise işte bu manzara kaldı. Ve bu sabah Batman'dan bir haber geldi, facia haberi. Bir okul servisi onlarca metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevre köylerde yaşayanlar dakikalar içinde oraya aktı. Gördüğünüz gibi manzara buydu. Çocuklar için uçurumun dibinden yukarıya bir insan zinciri oluşturuldu. Ama bu büyük çaba ne yazık ki Selim'i ve Yasemin'i kurtarmaya yetmedi. Abi kardeş okula gitmek için servise binmişti. O servis 300 metrelik uçurumdan yuvarlandı. İki kardeşin hayatını kaybettiği kazada 27 kişi de yaralandı. Tamam bir yol verin bize şimdi. Bize bir yol verin. Feci kaza sabah saatlerinde Batman'da meydana geldi. Öğrenci servisi Sason İmam Hatip Lisesi öğrencilerini taşıyordu. 18 yaşındaki Selim Barlık'la 16 yaşındaki kardeşi Yasemin de o servisteydi. Virajı alamayan minibüs 300 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı duyan göre halkı olay yerine koştu. Yaralılar insan zinciri yapılarak yukarı çıkarıldı. Kazada aynı lisede okuyan iki kardeş hayatını kaybetti. 27 kişi de yaralandı. Beşinin durumu ağır. İstanbul'da Esenyurt'ta bir mahallede genç bir çiftin evinden yükselen seslerle ortalık ayağa kalktı. Kavga ediyorlardı, tartışıyorlardı. Kadının yardıma ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle polise haber verdiler. Polis geldi ama genç kadın her şeyin yolunda olduğunu anlattı. Şikayetçi de olmadı. Ekip binadan ayrıldı ve sadece yarım saat sonra genç kadının ölüm haberi geldi. Neden tartıştınız? Bayağı bir yüksek ses geldi. Ben çöp falan attılar zannettim. Komşuların bağırtısıyla ben balkona çıktım. Balkona çıktığımda kadın aşağıda yerde yatıyordu. Kadın orada, adam da başında bekliyor. Sevcan Demir 23 yaşında gencecik bir kadındı. Evinden yükselen kavga sesleri sonrası talihsiz kadın 4. kattan aşağı düşmüş halde bulundu. Eşini gördüm. Eşinin bağırış sesini gördüm. Direkt arkamı döndüm.
telefon elinde birilerini arıyordu, işte yardım istedi. 23 yaşındaki bir kadını, gencecik bir anneyi hayattan kopartan o olayın yaşandığı bina Esenyurt'ta işte burası. Dördüncü katta akşam saatlerinde kavga sesleri yükseldi. O kavga seslerinin ardından apartmandakiler cama koştuklarında kadını işte burada yerde yatarken gördü. Bir çocuk annesi kadın kanlar içindeydi. Yanında da sevgilisi vardı. Ambulans gelip ilk yardımı yaptı ama durumu ağırdı. Doktorlar genç kadını yaşatmak için uğraştı ama olmadı. O acı olayın yaşandığı işte Esenyurt'taki bu apartmanda dün akşam saatlerinde kavga sesleri yükseldi. Bağırışma sesleri geliyordu. Öyle ki dinmeyen kavga seslerinin ardından komşular da polise haber verdi. Polis buraya geldi, çiftin yaşadığı evin kapısını çaldı ama ikisi de birbirinden şikayetçi olmayınca polis haliyle olay yerinden ayrıldı. Yarım saat içinde de o acı olay yaşandı. Peki genç kadın intihar mı etmişti yoksa bir cinayete mi kurban gitmişti? 23 yaşındaki kadının 4. kattan düşüp hayatını kaybetmesinin ardından polis olayın gerçekleştiği evde inceleme yaptı. Eve girdiğinde ev dağınıktı. Öyle ki polise göre olayın öncesinde evde bir boğuşma yaşanmıştı. Evde kadının oğluna yazdı, oğlum beni affet notu da bulundu. Sevgilisi ifadesinde ise alkollüydük, tartıştık, kendini aşağı attı dedi. Sonrasında adliyeye sevk edildi. Şüpheli ölüme dair polisin çalışması ise devam ediyor. Ve daha 15 yaşındaki Tamer Aslan'ın ölümü. Herkesi yasa boğdu tabii, özellikle de ailesini. Bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi o genç. Ölümüyle ilgili akıllarda tek bir soru işareti var. Tamer Aslan'ı enerji içeceği mi öldürdü? Çünkü yanı başında bulunmuştu o şişe. Malum gençler enerji içeceğini su gibi tüketebiliyor ve her yerden bulabilmeniz mümkün. Yani bir tehlike varsa aslında bu herkesi, her aileyi ilgilendiriyor. Biz de ATV Haber olarak bu sorunun cevabının peşine düştük. Uzmanlar bakın ne diyor. Bırak beni, bırak beni. Oğluma gideceğim. Enerji içeceği bu yaşta herkes içebilir. Ne oldu belli değil. İçiyor mu enerji içeceği? İçiyordu ama çok değil. Herkes kadar. Ben de içiyorum. Ölümcül olabilecek, ritim bozukluklarına sebebiyet verebilecek dozda. Daha 15 yaşında hayatının baharındaydı. Ailesinin ve sevenlerinin aklında tek soru var. Onu bu hayattan enerji içeceği mi kopardı? Oğluma gideceğim. Oğlum beni. Herkesi mutlu etmeye çalışırdı. Mutlu bir çocuktu. Enerji içeceği arada bir kullanıyordu. Lise öğrencisi Tamer Arslan pazartesi gecesi iddiaya göre 1 litre enerji içeceğini içti. Ve kalkamayacağı o uykuya yattı. 18 yaşından küçüklere satılması yasak olan enerji içeceğinin şişesi yanı başında bulundu. Normalde 18 yaşından küçüklere satışın yasak olduğu bir içecek enerji içeceği. Evet, evet yasak ama bakkaldan falan temin edebiliyorsunuz. Ateş düştüğü yere yakar yani. Gerçekten çok üzücü bir şey. Allah kimseye böyle bir şey vermesin. Herkes çoluğuna çocuğuna dikkat etsin. Onun bir litresinde yaklaşık 150 miligram kafein bulunuyor ki bu özellikle altta yatan ritim bozukluğu olan kişilerde ölümcül olabilecek ritim bozukluklarına sebebiyet verebilecek dozda. Şaibeli ölümle ilgili otopsi işlemleri için adli tıp kurumu sevk edilen gencin cansız bedeni Büyükçekmece cemevine getirildi. İyi biriydi, hiçbir yanlışı yoktu, her zaman iyi kalpliydi, herkese olumlu yaklaşırdı. Hiçbir kötü yanını görmedim. İyi arkadaşımızı böyle olmasına üzüldük. Tamer Arslan arkasında gözyaşlarıyla ve iddialarla toprağa veriliyor. Ailesi üzgün, gözyaşları içinde arkadaşları da. Sonucu adli tıp raporu ortaya çıkaracak. Uzmanlarsa kişiyi ölüme kadar götüren enerji içeceği konusunda gençleri uyarıyor. Enerji içecekleri ölümcül olabilecek ritim bozuklukları tetiklenebiliyor. Onun dışında kalp damarlarında spazm yapıp da kalp krizi, infarktüsü ani ölümleri tetikleyebiliyor. Bu başlığı dün akşam ekrana taşırken umarız aynı soruyu bir kez daha sormayız demiştik. Aradan sadece 24 saat geçti ve yine ortaya çıktılar. Biz de yine soruyoruz. Üçüncü perde kim bunlar? Bir minibüste ulu orta herkes sokaktayken hırsızlık yapıyorlar. Kah orada, kah burada. Adres değişiyor, çaldıkları değişiyor ama tablo değişmiyor. İşin tuhafı bu kadar ayan beyan hırsızlık yapmalarına, bu kadar haber olmalarına rağmen hala yakalanmış değiller. O nedenle kim bunlar dedikten sonra belki bu soruyu bir adım daha öteye taşımak gerekiyor. Neden yakalanamıyorlar? O
Bu gündüz gezenler sitesi bizi de mağdur edeceklerdi neredeyse. Kar maskeli, elinde eldiven var. Buradan sürgü kapıyı açıyorlar. Rahat tavırları var zaten. Yani hiç umursamıyorlar yani. Ne çalan alarm ne de etraflarından geçenler onları hırsızlıktan alıkoymuyor. Rahat tavırlarıyla ünlenen ve İstanbul'un altını üstüne getiren hırsızlık çetesi polise değil ama yine kameralara yakalandı. Ben burayı fark ettim. Şurası kepenk. Şuraya kadar bayağı bir duvara kadar açılmıştı yani açık bir şekildeydi. Gündüz gezenler hırsızlık çetesinin son adresi Bayrampaşa'daki işte bu otolastikçiydi. Yine aynı araçla ve yine sabaha karşı gözüne kestirdikleri işte bu iş yerine geldiler. Gündüz gezenler çetesi tam burada geliyorlar. Araçtan iniyor burada. Kepenkler inmişti. Araçlarını buraya sıfır şekilde yanaştırdılar ve kar maskeli hırsızlardan biri araçtan inip elindeki levye ile işte burayı panjuru açmaya başladı. Levye buna benzer aletlerle kepengi zorluyorlar. İşleri falan kalmış. Kepengin yarısından fazlasını açmışlar yani. Hırsızlık çetesi yine aynı araçla işe koyuldu. Üstelik hırsızlık yaptıkları saat bile aynıydı. Tam otolastikçiye girecekleri anda yanlarından geçen polis aracı tüm planlarını değiştirdi. Bakın şuradan polis aracı geçiyor. Şu an geçti. Gündüz gezenler çete üyeleri iş başında dükkanı açmaya çalışırken o esnada yoldan bir polis aracı geçti. Polis aracı ileriye gidip tekrar U dönüşü yapıp önlerinden geçince onlar da şüphelendi. Öyle ki işlerini yarım bırakıp olay yerinden ayrıldı. Belki de polis geçmeseydi mağdurlar arasına bir esnaf daha eklenecekti. Yine aynı çetenin başka bir görüntüsü daha ortaya çıktı. Bu kez adres Ümraniye. Yine bir otolastikçi dükkanı. Yine aynı saat. Mağdurlardan biri de biziz. Camı buradan kesiyor arkadaşlar. Bu camı normalde 4 kişi bile kaldıramazken 2 kişi camı kaldırıp yan tarafa oluyorlar. Gündüz gezenler çetesinin İstanbul'un dört bir yanında mağdurları var. Öyle ki son dönemde esnafın korkulu rüyası oldu. Tavırları da öylesine rahat ki ne çalan alarm ne de gören esnaf onların umurlarında değil. İşte polis bu çete üyesini yakalamak için özel bir ekip kurdu. 20 yaşındaki Merve Nur Akyol ortadan kaybolduktan 4,5 ay sonra yaşadığı apartmanda ölü bulunmuştu. Cinayetin işlendiği yer başka bir adresti. Gözaltındaki katil zanlısı cinayeti itiraf etti. O itiraftan sonra Merve Nur'un ölümündeki tüm korkunç detaylar da ortaya çıktı. 4 aydır kayıptı, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Bir cesetle yaşamışız, haberimiz yok. İple boğarak öldürdü. Merve Nur'u boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Cesedini paketleyip 3. kattan aşağı attı. Camdan aşağıya atmışlar kızı ya. Kurye de almış, götürmüş eve. Merve Nur'un ölüsünü taşıdığınızı biliyor muydun? Hayır. Vahşi cinayetin kan donduran detayları aylar sonra ortaya çıktı. 50 kilo en az. Sen bunu nasıl aldığında, nasıl attığında, nasıl sarıp motosikleti bindirip Cüneyt'in babasının evine taşıdım. 19 Ekim'de arkadaşının evine giden ve bir daha da haber alınamayan Merve Nur Polat'ın aslında o gün öldüğü tam 4 ay sonra anlaşılmıştı. Aylardır babasının evinin çatı katında saklıyormuş kızı. Şüpheli Cüneyt Akyol en başta cinayeti her ne kadar reddetse de korkunç gerçek katil zanlısının ifadesinde ortaya çıktı. Aralarında geçen bir tartışma sonrasında Merve Nur'u öldürdüğünü itiraf etti. Ben kötü biri değilim, bakın izin alın gelin konuşalım. O küçücük kızı. 20 yaşındaki küçücük kızı boğarak öldürmüş. Eyvah. Allah kahretsin diyorum. Cinayetin detayları da program sırasında canlandırma yapılarak anlatıldı. Katil zanlısı genç kadının folyoya sardığı ölüsünü işte hemen yanımızda görmüş olduğunuz bu balkondan aşağıya attı. Aşağıdaysa katil zanlısının kurye olan arkadaşı motosikletiyle birlikte atılacak olan paketi bekliyordu. Motosikletli kuryenin ise genç kadının ölüsünü adeta bir halı gibi bacaklarının arasında taşıdığıysa yine sorgular sırasında ortaya çıkan detaylar arasında. Cüneyt Akyol'un babasının oturduğu bu binaya geldi ve merdivenlerden çıkarak yukarıdaki açık alana ulaştı. İçinde genç kadının ölüsünün bulunduğu paketi buraya bıraktı. Katil zanlısı tam 4,5 ay boyunca bir çocuk annesi kadının cesedini 7 katlı apartmanın çatısında saklamıştı. Vallahi biz şok olduk. Garip bir koku geldi. Koku gelinceye kadar zaten haberimiz yokmuş. Cenazeyle aynı evde yaşamışız 4,5 ay. Çok
Çok şaşırdım. Bayağı ürperdim yani. Aylarca kızlarının döneceği günü bekleyen yakınları acı gerçeklerle adeta yıkıldı. Aile geç de olsa kızlarının cenazesini toprağa verdi. Ben ölürüm sana kızım. Kızım oğlum seni bekliyor kızım. Şimdi izleyeceğiniz haberin adresi Romanya. Başrolde bir ayı var. Kış uykusunda olması gerekiyor ama değil. O kış uykusundan uyanmış, kayakçılar da macera peşinde. Ayı kayakçı grubun sesine uyandı tabii. Uykusunun bölünmesinden de hoşlanmamış olacak ki son derece huysuzdu. Bakın neler oldu. Peşlerinden koştu ama bir türlü yakalayamadı. Kış uykusundan uyanan ayı kayakçıları böyle kovaladı. Romanya'nın Transilvanya bölgesinde kayak yapan bir grup yol kenarındaki ayıyı fark etti. Ayı önce sakin sakin onları izledi, sonra üzerlerine doğru hamle yaptı. Ayı kış uykusundan uyanmıştı ve karnı açtı. Bir süre kayakçıların peşinden koştu. Kayakçılar hızlıydı. Ayıdan rahatlıkla uzaklaştılar. Ayı da onları yakalayamayacağını anlamış olacak ki peşlerini bıraktı ve ormanın derinliklerinde gözden kayboldu. Şimdi hayvanlar aleminden bir kovalamaca daha var. Bu kez başrolde bir penguen var ama çevresinde onu izleyenler de katil balinalar onu av seçmişti. Can havliyle kaçtı, balinalar peşini bırakmadı. Tek umudu oradaki turistlerin olduğu bottu. Onlar da çekim yapıyorlardı. O sıra dışı kovalamacada bakın kim galip geldi. Zıplaya zıplaya katil balinalardan kaçtı, tekneye atlamaya çalıştı ve sonunda insanların yanına sığınmayı başardı. Turist kafilesindekiler Güney Kutbu yakınlarında katil balinaları izliyordu. Bir süre sonra onlardan kaçan pengueni fark ettiler. Balinalar hızlıydı ama penguenin de yakalanmaya hiç niyeti yoktu. Yaptığı manevralarla onları uzun süre peşinden koşturdu. Penguen yorulmaya başladı. Son çare turistlerin bulunduğu bota atladı. Ama üzerine çıkmayı başaramadı. Penguen vazgeçmedi. Bir kez daha denedi ve başardı da. Penguen bir süre turistlerin yanında durdu. Katil balinalarsa teknenin peşindeydi. Onlar gözden kaybolduğunda soğuk suya atlayıp oradan uzaklaştı. Yapay zeka teknolojileri son zamanlarda çok popüler biliyorsunuz. Belki siz de kullanıyorsunuz ama işlerinde biri var ki çok fazla konuşuluyor. Bilenleriniz var. Deepfake adı. Deepfake sayesinde telefona indirilen bir programla istediğiniz kişinin yerine görüntülü olarak da geçebiliyorsunuz. Sadece fotoğraf da değil. Mesela burada izlediğiniz gibi. Kulağa çok eğlenceli gibi geliyor aslında ama dünyada çok tartışmalı bir konu deepfake. Çünkü deepfake ile yapılan videolar gerçeklik algısını baştan aşağı etkiliyor. Hatta bu videolardan bazılarını gerçeğinden ayırt etmek bile mümkün olmayabiliyor. Ünlünün yerinde olmak ister miyim? Baksana bu tamamen İbrahim Tatlıses. Gerçekten de benzedim yani. Allah Allah bayağı benziyormuşum. Kah Türker Şoray. Kemal Sunal. Öyle mi? Kah Harry Potter. Just Harry. Veya Hürrem Sultan. Bana peki ama ben onların rolüne nasıl girdim dersiniz? Çıkaramadım, tanıyamadım ki. Escobar duydunuz mu? Escobar karşıda kimseye benzetemedim ya. İbrahim Tatlıses olmasın? Aa evet, ben baktıkça oluyor da. Allah Allah. Manidar olmuş oldu Escobar'a. Nasıl oldu bu? Bunların hepsi birer fotoğraf hilesi. İsmi ise deepfake. Fotoğrafınızı çekiyorsunuz ve o uygulama sayesinde istediğiniz karaktere bürünebiliyorsunuz. Şaban da olabilir. Ne olmak isterdiniz? Serdar Ortaç'ı çok seviyoruz. Bizim memleket ve Avustralya'yı. Bizim memleketi çok iyi dinliyorlar. Sizi ben Serdar Ortaç'a çevireyim. Olabilir. Olabilir. Deneyelim bakalım Serdar Ortaç olalım. İsminiz nedir? Serdar. Sizin isminiz de mi Serdar? Evet. Serdar Bayı Serdar Ortaç'a çevireceğiz. Bakalım nasıl olur? Bakayım.
Ay ne güzel olmuş. Gerçekten ya. Harikasınız ya. Bir anda böyle bir şey vallahi gerçekten. Bu aynı oldu. Değil mi? Yani... İsimler de aynı. İsimler aynı mı? Artık sen orada çalabilir. Olabilir. Kimse senden başka çiçim balım demesin. Kıskanırım seni başka biri sevmezsin. Ben gülerim bırak hayat sana gülmezsin. Seni Sibel Can'a dönüştürsen. Neden olmasın? O zaman yapalım bakalım. Bu klipte Sibel Can değil, siz olacak. Öyle mi? Yani. Nasıl oldu? Gayet güzel. Nasıl olmuş? Evet, ben beğendim kendimi açıkçası. Maradona olabilirmiş. Hoşuma gitti. Türkiye'nin ilk erkek güzeli 90'lı yılların gözde modelleri arasındaydı Karahan Çantay. Uzun süredir Tayland'da yaşayan ünlü modelden bu sabah acı bir haber geldi. 48 yaşındaki Çantay geçirdiği motosiklet kazasıyla hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır diliyoruz elbette. Ve aynı dizide yer aldığı oyuncu arkadaşlarına gönderdiği son sesli mesajında şöyle demişti. Usta isim. Hiçbir zaman kendimi usta olarak görmedim. Çünkü öğrenme hayat boyu devam ediyor. İnsan ancak öldüğü zaman usta olur demişti. 62 yaşında bize veda eden ustanın son dersiydi bu, Rasim Öztekin'in. Bugün Ses Tiyatrosu'nda son kez sahnedeydi sevenleriyle birlikte ve gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ustaneye böyle çıkmak istemezdim babamla. Ama bak baba, birlikte aynı sahneyiz. Acısı tarifsiz. Çünkü hem babasını, aynı zamanda da hocasını kaybetti. Onu çok severim her şey için. Çok teşekkür ederim. Sözüm tükendiği yerdeyiz. Ne söyleyebiliriz ki? Hayatı güzel gören bir insandı. Herkesin başı, başta ailesinin olmak üzere herkesin başı sağ olsun. Usta oyuncu Rasim Öztekin son kez çıktı sevenlerinin karşısına. Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törende dostları onu yalnız bırakmadı. Rasim Öztekin konservatuvarının artık mezunları olarak ona güle güle demenin vaktinin gelmesin. Acısını yaşıyoruz. Rasim Öztekin'in cenazesi yıllarca rol aldığı sahnedeki törenin ardından Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Ya şunu takarken bile inanamıyorum. Tek kelimeyle anlatmak istiyorum. Okul gibi adamdı. Süs kaldı 80'ler. Sadece 80'ler mi? O kadar çok kişi, o kadar çok seven öksüz kaldı ki bence. Çok şanslı hissediyorum. İyi ki tanımışım. Bir insanın hiç mi eksi tarafı olmaz, hiç mi kötü bir tarafı olmaz? Rasim abinin yoktu. Hepimiz için çok büyük bir kayıp. Yani çok üzgünüm. Söylenecek de fazla bir şey yok aslında. Çok aynı oldu. Çok üzüldük. Çok erken gitti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Cenazeye oyuncu arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda siyasi de katıldı. Allahu Ekber. Gerçekten çok büyük bir seveni vardı, sayanı vardı. Tekrar başımız sağ olsun, sağ ol. Usta oyuncu kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Öldüğün zaman usta olursun bence. Çünkü öğrenme bitiyor o zaman. ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın ünü ülke sınırlarını aştı. Aşmaya da devam ediyor aslında. Dizi şimdi de bir Afrika ülkesinde izleyiciyle buluşacak. Düşman oyun kuracak. Biz bozacağız. ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın ünü sınırları aştı. Rating rekorları kıran dizi Türkiye'deki başarısını şimdi de Afrika'ya taşıyor. Osman Bey'im. Dizinin Türkiye'nin dışında 31 ülkede daha milyonlarca izleyicisi var. Ve şimdi de Tunus'ta gösterime girmeye hazırlanıyor. Evlat! Evlat! Kuruluş Osman ülkenin önde gelen kanallarından Nesma TV'de Ramazan'ın gelmesiyle birlikte yayınlanmaya başlayacak. Evlat! Kuruluş Osman yeni bölümleriyle her çarşamba saat 20'de ATV'de. Evvela mesele çözülecek, sonra da kelleler düşecek. Hatırlatalım, ana haberden hemen sonra saat 20'den itibaren Kuruluş Osman sizlerle olacak ve tabii bu gecenin anlamı var. İslam alemi Miraç Kandili idrak ediyor. Kandiliniz mübarek olsun efendim. Bu gecenin ve bu gece edilen duaların ülkemize hayır getirmesini diliyorum.
Son bir notu da hemen aktaralım. Yine ATV'de bu gece saat 20'de, gece yarısından 20 dakika sonra Profesör Doktor Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel yayınıyla karşınızda olacak. Şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.